Evet arkadaşlar şimdi düzlem aynada görüş alanını belirleyeceğiz. Düzlem aynada görüş alanımızı belirlerken iki farklı metot kullanabiliyoruz. Bunlardan birincisi aynanın uç kısımlarına gözlemciden ışınlar yollamaktır. Ne yapıyorum? Aynanın uç kısmına gözlemciden bir ışın yolluyoruz. Ve yollanılan bu ışın ne yapacaktır? Aynaya gelme açısıyla yansıma açısı eşit olacak bir şekilde yansıyacaktır. Yine diğer ucuna da bir ışın yolluyorum. Ve gelme açısı yansıma açısına eşit olacak bir şekilde bunu yansıttım. Yansıyan ışınlar arasındaki kalan alan bize neyi verecektir? Bu aynadaki gözlemcinin görüş alanını verecektir diyebiliyorum. Ya da arkadaşlar direkt ne yapabiliyoruz? Buradaki gözlemcinin aynadaki görüntüsünü çiziyoruz. Aynanın arka noktasında simetrik bir şekilde bu gözlemciyi yerleştiriyorum ve sonrasında da artık ne yapacağız? Aynanın uçlarına bu görüntüden çizilen oklar veyahut da ışınlar diyelim. Direkt ne yapacaktır? Bu gözlemcinin görüş alanını belirleyecektir diyebiliyorum. Yani şu arada kalan alan yine bize bu gözlemcinin aynadaki görüş alanını veriyordur diyebilir. Peki eşit kare bölmeli düzleme yerleştirilen K, L, M, N ve P gözlemcilerinden hangisi duvarın sadece X ve Y kısmının görüntüsünü görebilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorum? Duvarın X kısmını ne yapmam lazım? Yakın olan kısmı aynanın yakın olan ucuna bir ışın yollayarak belirliyorum ve yolladığımız ışınlar gelme açısı yansıma açısına eşit olacak bir şekilde yansıdı. E, o zaman bu gözlemciler ya L gözlemcisi ya P gözlemcisidir diyebiliriz. Aynı şekilde buradaki e, duvarın uzak olan noktasından aynanın uzak olan noktasına bir ışın yolluyoruz. Yolladığımız bu ışın Yine gelme açıları yansıma açılarına eşit olacak bir şekilde yansıyacaktır ve bu iki ışının kesiştiği nokta artık bizim için L noktasıdır diyebiliyoruz. Demek ki gözlemcimizin bulunması gereken nokta L noktasıdır diyebiliyorum. Eşit kare bölmeli düzlemde G noktasından K aynasına bakan gözlemci X, Y, Z ve T cisimlerinden hangilerinin görüntülerini görebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikli olarak gözlemcinin K aynasındaki görüntüsünü alıyorum. Gözlemcinin K aynasındaki görüntüsünü çizdik. Nedir bu? Aynaya iki birim uzaklıktaysa aynanın arkasında ve iki birim uzaklıktadır dedim. Sonra buradaki görüntünün L aynasındaki neyini alacağız arkadaşlar? Yine görüntüsünü alıyoruz. Ve burada bakıyorum K aynası ve L aynası arasında L aynası K aynasının görüş alanı içine girebilmiş mi? Ona bakıyorum. Dikkat edersek L aynası K'nın direkt görüş alanı içinde. E peki buradaki görüntünün L'deki görüntüsü için aynaya olan dik uzaklığı 4 birim ise aynanın arkasında ve 4 birim uzaklığa bu görüntüyü tekrardan çizdim. Buraya da diyoruz ki G2. Ve artık buradan aynanın uç kısımlarına ışınlar yollayarak görüş alanımı belirliyorum arkadaşlar. Buradan 1'e 2, 1'e 2 diye gidiyoruz. Şu şekilde görüş alanımızı çizdik ve çizilen görüş alanımızda Y ve Z cisimlerinin içeride bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani görebildiğimiz cisimler bizim için Y ve Z'dir diyebiliyorum. Göz hangi noktaları görür diye sorulmuş. Öncelikli olarak arkadaşlar küçük olan aynada bir görüntümüzü çizelim. Bir 2 birim uzaklıktaysak aynanın arkasında ve 2 birim uzaklıkta bir görüntü oluştu diyebiliyorum. Peki buradan aynamızın görüş alanına bakıyorum. Aynanın görüş alanına dikkat edersek arkadaşlar aynanın sadece şu kısmı girebildi. Yani aşağıdaki kısım aynanın görüş alanı içinde değil ise biz bu kısmı kullanamayacağımızı söyleyebilirim. Çünkü ben aynanın sadece görüş alanı olan kısmıyla ilgilenmek zorundayım. E peki buradaki gözlemcinin diğer aynadaki görüntüsünü çizerken de 1, 2, 3, 4 birim uzaklıktaydık. 1, 2, 3, 4 birim uzaklıkta yeni bir görüntü çizdik. Ve aynayı sınırladığımız kısımlarına ışınlar yolluyorum gözlemcimizden. Ve bu sınırlanan kısımlar içinde arkadaşlar 1'e 4, e 4 olarak gitti. Buradaki noktanın çizilen doğrultu üzerinde olması bile görüş alanı içinde olması için yeterlidir. E o zaman A ve B cisimlerini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yalnız C ve D cisimleri görüş alanımızın dışında kaldı. O yüzden C ve D'yi alamıyoruz.